İzleyelim de bir şaşırtıcı sonuç var mı? Birazcık 37 dakika uzunmuş. Ben kısa kısa izleyeceğim. Haberiniz olsun yani cime. Orta olduk. Alper Rende var. Aha. Ananı satayım. Japon mu çıktım oğlum? Fal mal verin bakayım şu an hani inanılmaz. Ben Latin çıkabilirim bence, öyle hissediyorum. Bende bir Latin havası yok mu? Kalp gözüm, üçüncü gözüm, dördüncü hepsi açık anası satayım. Norveç, Danimarka, İsveç, İzlanda anasını satayım. Arkadaşlar Alper'in bir tanesi varmış. Babam benim Üsküp doğumlu. Adana babam, annem Malatya. Nerede olduğunu yüzdelik dilimlerle bulacağımız DNA testi bölümümüze hoş bulduk. Heyecanlandım, gerildim. Biraz ilerletiyorum. Bence İtalyanım. Hangi ülke? Yanlış bir şey söylemeyecek. Ha, biliyor musun? Benim gözlerim çekik değil oğlum. Benim gözlerim yuvarlak fal taşı gibi açıktır da eyeliner sürdüğümden çekik gibi duruyor. Yoksa değil değil. Keşke ben çekik olsun isterdim. Ben yani. Daha kendimi Brezilya. Ses arttırayım. DNA kitinin. Oha bir saniye. Ceyda Kasabalı Brezilya mı dedi? Bir şey söylemeyeceğim. Bence böyleyim. Hiç öyle bir şey yok. Çünkü Ceyda'nın hiç coğrafi bilgisi olmadığı için isim yanlış bir şey söylemeyecek. Ha, biliyor musun ben yani? Daha kendimi Brezilya. Bak benden. Ben biliyordum ya. Ben kendimi yakın hissediyorum zaten. Ya oğlum PCR testi gibi bir şey değil değil mi bu ya? Burnuma mı sokacaksın? Bizi dış güçlere satmıyorsunuz şu an. Kopyalıyorlarmış değil mi? Ses iyi değil mi arkadaşlar? Aa. Amerika'ya gidiyor ha. Açıyorum bunu. Açabilirsin. Ay çok heyecanlıyım ya şu an. Ya bir de bu kaç ayda gelecek ya. Da. Ya beni hep böyle bölümlere çağır ya. Hep cinli minli bölümler çağırıyorsun. Kaç tarafı fırçası gibi bir şey var. Kirpik fırçası gibi. Evet birazcık değişiyor. Evet. Ama onları ağzımızın yanağımızın iç kısmına sokarak tükrük alacağız yani. Tükrük örgüye. Hadi bakalım. Oğlum ses nasıl az ya? Sesi ben görüyorum. Yanda bende desibel ölçer var. Yeni aldım. Mandover Lemur'un kanalından gördüm demiş. Desibel ölçerde de OBS'de gözüküyor. Ses gayet yüksek. Yaklaşık yarım saat, bir saat öncesinde hiçbir şey yememek gerekiyor. Bence de hatta çok bile ses. Çok açım abi, çok açım. Aynı anda toplayayım mı? Böyle bir challenge hazır mısın arkadaş? Şöyle, ikili yapabilirim. Tamam, dur. 45 saniye hemen bir tutalım. Ay, çok gizemli hareketler var şimdi. Ben Rus çıkabilirim. Abonelikte biraz bakacağım. 2, başlayın. Görüntüler de yani çok hoş değil, evet. Bir saniye akıtıyor ama değil mi ağzı? Öyle o. Oha düşünsenize ben bir sapıkmışım. Kliniğe gelen hastalara çaktırmadan tükürüklerini alıp onlara DNA testi yaptırıp böyle şey data verisi oluşturuyormuşum. Sonra bunları satıyormuş. Sonra onları klonluyormuşum. Abi dedim ağzına sürüyorlar ya dedim ki vay insanın tükürüğüne ben de ulaşabiliyorum. Hipokrat yemini soru işareti. Bu arada bilmeyenler için biz de yemin ettik yani diş hekimleri de ediyor. Şaka yapıyorum abi benim aklıma şu an geldi ya. Ağzım şu an... Gerçek zannedilir artık bu topluma güvenmiyorum bu konuda yani gerçek falan zannedilir tabii ki de. Şakaydı. Prov yapıyor. Bütün DNA'm burada. Sür 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 sür. Döndür döndür döndür. Abi sadece iyice topluyorum. Köpeğin bir tanesini sürtüp görmezse bakalım ne çıkacak. Bizi yiyorlar mı anlayalım. Adam var ya orada bir tane Steve diye bir adam değil mi? Böyle göbeğiyle oturuyor. Geldi gene salakları kutuları diyor. 1000 tane ülkeden göndermişler. Yaz. 165 Yunan. Kaç günde geldi? Çok beklemiyorum ben, çok salakları kutuları. Ay ya. Bu bilgiyi de vereyim. Yanaklarımızın içinden aldım. Alakasız bir şey söyleyeceğim bu arada. Durdurduğum için özür dilerim. RP diyorlar ya bana. Bundan sonra bana RP denildiğinde şöyle bir söz buldum. Sözü unuttum ama Twitter'dan bakacağım. Twitter'da gördüm sözü. Çok anlamlı bir söz. Bunu bir gün yayın başlığı yapayım. Bekle. Wow, bak sözü düşünüp wow diyeceksiniz şimdi. Ünlü bir atasözüymüş bu. Heh. Samimiyet oynanması mümkün olmayan tek roldür. Şimdi anlamayanlar için bir daha söylüyorum. Yani bir düşünmek isteyenler için böyle uzun uzun. Samimiyet oynanması mümkün olmayan tek roldür. Bunu Çağrı'nın yayında bir gün beni yine RF diye suçladıklarını da söyleyeceğim.
Allah'ım ve bu sözü nereden gördüm? Survivor Evrim Kekliğin Twitter'ından gördüm. Ana sayfama düşmüş. Birileri mi like'lamış? Bir şey olmuş. Lan dedim ne güzel sözmüş. Bir baktım Evrim yazmış bu sözü. Siz de chatte wow diyeceksiniz. Hatta biz bunun planlamasını, tezgahını kuralım. Ben bir wow emoji üreteyim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şaka maka. Güzel söz. Benim çok hoşuma gitti. Aldığımız sürüntü örneklerini Amerika'ya Family Tree DNA'ye yollayacağız. Yaklaşık bir ay sonra da yine seni burada abi misafir edeceğiz. Aa. Ve sonuçlara birlikte bakacağız. Şeyde akraba açıklığı olmuşsun sen. Tabii. Allah korusun. Adam duymuş ki aynı la bunların DNA. Evet tamam çıkartabilirsiniz. Vazgeçti burası. Kurgulamadık. İmot olan atmayacağım canım. Sadece sözü beğendim. Kendi yayınımda paylaşayım dedim. Çağrı'da söylemem çünkü utanırım diye. Siz yakınlarıma söylemek istedim. Şimdi orada kalabalığız falan diyormuşum şaka şaka. İşte böyle az kişi varken utanmıyorken söyleyeyim dedim. Burak tam çıkartın. Yeter boku çık. Aklıma düşen şey kötü oldu. Bir ay sonra görüşmek üzere diyelim o zaman arkadaşlar. Bakın elindeki bir aylık değişiklik. Bir ayda mı geliyormuş? Değil mi? Bir anda çok... Evet. Ölürsem ne yapacağım? Orada tanımadık. Chatte tanımadık. Birkaç kişi var orada. Chatte tanımadıklarım var. Videoya devam eder misin peki hadi ölürsem? Tamamdır. Ben inanılmaz bir fikir vermişim. Evet. Ay inanamıyorum. Çok iyi. Evet. Sevgili İsveçli dostum. Ne? Bir tepki komik bölümüne hoş geldin. İsveçli miyim oğlum ben? Ben çok heyecanlıyım ha. Ben nereli olduğum senden öğreniyorum ama böyle salak bir şey olabilir mi? Uykulu bir gündeyiz şu anda. Evet. Ya. Oğlum birkaç ayda benim ırkım değişmiştir lan. Çok uzun çok uzun ara verdim. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. En yüksek... 6 ay geçmiş. Oo ben 6 ay sonrasına hiç o kadar yatırım bile yapmam. $150 vereceğim de 6 ay sonra öğreneceğim. Bu dünyanın en sabırsız insanıyımdır ben. Öyle bir şey yapmam yani. Yüzde nereliysem ben kendi kanalımda oraya gidip kendi toprağımı, kendi memleketi... Bu bak Alper Rende'de İrlanda falan var bak. Bir hafif bir kızıllık falan var ya Alper Rende'de. Bu İran, İskoçya... İran diyorum. İrlanda, İskoçya falan o taraflarda böyle kızıllık geni daha çok oluyormuş. Aa. Toprağımı öptüm. İskoçya aynen İrlanda. Video çekeceğim. Geçtiğimiz aylarda sizden tükürük örnekleri aldık. İran'ın Amerika yurt dışına gönderdik. Orada bilim insanları laboratuvarlarda sizin DNA'nız üzerinde çalıştılar. Tamam. Bak büyürlü falan. Hiç açılmadı. Ha direkt açabilir miyim? Hayır açma sakın. De kırmızı mürekkeple. Allah'ım çok heyecanlandım. Benim arkadaşlarım şey diyor, İtalyanlara benziyorsun diyor. Benziyor mu? İtalyan mıyım? İtalyan erkekleri de yakışıklı olurmuş. Bence ben abi son zamanlarda o kadar çok Karadeniz'de video çektim ki bak 2 saniyede direkt şive geliyor bana. Horon tepmeye de bayılıyorum. Karadeniz'in insanına da bayılıyorum. Trabzonsporlu oldum zaten. Ben kesin abi bir %10 çıkacak Karadeniz. Hadi ilerletelim. Onların haberi var benim video çünkü Nijeryalı kuzenlerimle tanıştım. Mühürü nereden geçeceksiniz? Onlara da la, bakacağız. Ya Enes Batur kuzenim çıkarsa? Onu geçti. Boş ver Enes Batur'u sen. Amerika'dan böyle zengin birisi belki 300 400 de kuzenim ve bana kalacak mirası. Bu da bir kanıt olabilir mi elimde? Bununla gidebilir miyim? Amerika embassy'ye. Niye abi? Para benim mi orada? Kişilerde mi çıkıyormuş? Daha önce bu testi yaptıran kişilerden şunun akrabasını isim soyisim veriyorlar mı? Atıyorum işte David Beckham. 10. dereceden akraban falan diye. Adam ölmüş yaşlı. Ya sen niye milletin parasına çöktün az önce? Akrabayı ne yapayım tanımadım akrabayı. Bari... Yabancı bir ünlü düşüneyim dediğim an ilk aklıma gelen kişinin David Beckham olması ne alaka ya? O kadar ünlü tanıyorum yabancı hiçbir aklıma gelmedi. Shakira falan çıkabilir ama ben de Latiniz ya. Mirası kalsın üstümüze. İlk olarak Orkun Işıtmak'la başlıyoruz. Orkun'un aslen nereli olduğuna bakacağız. Bakalım nereden yürüye yürüye gelmişiz. O göç nerede yapılmış? Bu şimdi harita Orkun'un nereli olduğunu mu? Şimdi Orkun'un haritasına bakıyoruz arkadaşlar. Türkiye, Europe %84. Bir dakika ben bakayım. Güney Europe, Yunanistan, Balkanlar %57. İtalyan adası ne ya? İtalya işte %26, Baltık %2, Anadolu, Ermenistan, Mezopotamya %9, Kuzey Levent, 5. Levent %6. Evet, sol tarafta da yüzdelik dilimleri yazıyor.
Hayda, Orkun bayağı Yunan çıktı ya, değil mi? Aa, Orkun Avrupalı çıktı. Aa, %2 de Tacikistan, Pakistanlı. Kim karşıyım? %84, inanılmaz bir oran Avrupalı. Orkun. Bayağı Avrupalı. %57 Yunan. Ana. %84 Avrupalı. Güzel. Güzel, enteresan. E tamam, o kadar da böyle pörçük değilmişim lan. Sen bayağı, beni korkuttun başta. Avrupa'yı da şöyle... Yani %84 Avrupa'yı boş ver. Yani düşünsene. Orkun'un 4'te 2'si Yunan, 4'te 1'i İtalyan. Böyle bölmüşler. Güney Avrupa'da Yunan ve ama Yunanistan ve Balkanların %57. Hadi bakalım, Greek yoğurt olduk. Aynen öyle. Aa, Atilla Taş mıyım oğlum ben? Seni Yunanlıları iteledi Korkun şu anda fark ettim. Beni Yunanlılara itelemeyin lütfen. Ben memleketimden çok memnunum. Beni itelemeyin. %57 Yunan Orkun. Oha, İtalya kaç? %26. Neresinden Yunanistan'ın? Hangi şey? 4'te 2'sini niye dedim? Abi, çünkü 4'te 1'i İtalyan'ı diyebilmek için. 2'de 1'i Yunanistan, 4'te 1'i İtalyan demek yerine 4'te 2, 4'te 1 diye. Gezmemiş bunun sülalesi. Benimkiler inşallah böyle yayılmıştır etrafa falan. Sen benim... şey mi diyorsun ya? Bir Rusya'dan gelsin, bir Afrika'dan gelsin. Evet oğlum, mikslenirse böyle DNA'lar ne kadar çok mikslenirse birazcık ilerletelim. Olur. Komitik yami, mi kiamo Orkun, come stai, molto bene. Ben İtalyan dil edebiyatı okudum ya. %9. O ay, İtalyan dil edebiyatı okumuş değilsin. Evet, gerçekten net. Öyle. İndülüs. Ha, bunlar önemli değil. %2. Öyle yani genel olarak şurası işte. Burası ne oluyor? Balkanlar. Balkanlar. %57 evet. Balkanlar. İtalyan çıkması da... Hemen dibinden de İtalya'ya işte. İlginç. Kuzey Avrupa şeyi var. Letonya, Litvanya tarafı. Bir de şurada Pakistan tarafında, Tacikistan tarafında bir hareketlenme görüyorum. Yani acaba kim bilir buradan ne almış? Alperen de tam turuncu olmuş ya. Gözü bile turuncu gibi. Değil mi? Üstüne turuncu giymiş ya. Orkun mesela. Oradan hangi özelliğini Tacikistan ve dayım Pakistan'da almış? Dayım hoş geldin. O zaman demek bana bu içindeki yazılımcı aşkı buradan geliyor. Oh, software development. You like software development. Samet de bir developer değil miydi? Instagram'ında öyle yazıyor. Like it too. En mantıklı düşünce şekli Tacikistan'dan yola çıkmış olmaları yani. Bakma şimdi İtalya falan. İleri... Yani, tamam, birazcık ilerletiyorum. Orası bana fotoğraf attılar. Bakmadım. Diğerlerine de bakalım çünkü. Erdoğan. Ben için yapılsın, hep yapılırdı bu. Ay çok heyecanlıyım Allah'ım. Evet, şimdi. Abi, dayı sponsor olur musun? Noel dayı gelmiş çete. Noel dayı buradaysan sana bir teklifim var. Ben şöyle bir YouTube videosu fikri buldum. Bu testin aynısını tüm katman ekibine yapacağız. Ama testin tanesi 150 dolarmış. Tanesi 150 dolar. Yaklaşık 10 kişiyiz desek 1500 dolarlık bir sponsor arıyoruz. Bak her yerine amblemini koyarım dayı. Her yerine. Her yerine Noel babalar çizerim. Dayı senin BMW'yi satıyoruz ve içerik yapıyoruz. 3 tane BMW alıyoruz desene. Abi ya. Neyse. Neyse. Geldik sonuçlarımıza. Dedim ben sana. Şey Derdoğan'a bakalım. Evet, hem de %73. Ama şey yok, haritadan görmek istiyordum ben. Middle East, North Africa. Anadolu, Ermenistan, Mezopotamya %63. Kuzey Levent %6. Güney Levent %4. Bu Levant ne ya? Levent diyorum da. Biliyordum zaten. Oha, şey dağa bak, nereden gelmiş. Ha, ikisi alt alta sığmıyor diye böyle yapmışlar arkadaşlar. Her şey var kızda. Burası neresi lan? Kırmızı yer ne? Oha, Kuzey Sibirya. Kuzeydoğu Sibirya var. Kırmızı olan yer Sibirya'ymış. %15 Yunanistan. Mesela dayı Noel dayı bizim Makedonyalı. Makedonya'da çok çıkar. Balkan falan çıkar. Oralar çıkar kesin. Aynen öyle. Şeyda'ya bakalım. Oha, Şeyda'ya bak nereden gelmiş. Al sana mix. Aa, Güney Kore'de var. Gerçekten tam bir mix. Güney Kore bile var Şeyda'da. Güney Kore'ye ne zaman gittin Güney Şeyda? Kore. Bu arada İran. Okey, İran'da yine varız. İran'da yine varız. O konuda haklıyım. Bir göçmen tarafı var. Aa, %15'li Balkanların var. Sağ ol. Ama Malta şöyle mı? Teşekkür ederim. %7 Malta ama genel olarak hani baktığın zaman yine Anadolu çocuğu bak. Hafif İran'a evet, doğru kaymış. Korean Peninsula çıktı. Bak %1 bir çekiklik var demek ki Şeyda'da. Moğolsun.
Moğolistan. Ne alaka yol? Harbiden ne alaka mı? Orada ne alaka ya bu? Abla peki çok tuvaletim geldi. Kuzey ne Kore mi? Ya? Güney Kore. Kuzey Koreli miyim bir ben şey de? Bir şey söyleyeceğim. Siz şey Erdoğan'ın tepkilerini izlerken bir hızlıca böyle 1 dakika 17 saniye sürüyor benim genelde. Ben bir tuvalete gidip gelsem çok sıvı tükettim de. Geliyorum hemen, tamam mı? Siz takılın, ben geliyorum. Azıcık da. Aa! Beni hiç şaşırtmadı. Nasıl şaşırtmadı abi? Nereye? Yo, Güney Kore falan var. Güney Kore dediğin şey zaten Moğolistan'a çok yakın. Yani bunlar ayrılmıştır, birbiriyle birleşmiştir, o bu falan filan. Şimdi Moğolistan'dan çıktı, aşağıdan Afganistan'dan gelmişler işte. Şöyle bir şey çıktı mı mesela %50 şurası, %20, %30 yani böyle daha yüksek değerlerle, yoksa bir %80'den sonra mı küçülmeler başlıyor? E normal aşkım. Yani mesela büyük eşit dağılım, oldu, eşit mu dağılım oldu mu yani? Daha basit basic anlatayım. Zor. Zor ama şöyle düşün. Öyle olması için bütün ailenin devamlı gezmesi lazım. Ve her yerden birileriyle çiftleşmeleri lazım. İşte neler oluyor dünyada? Bak, ne olacak? Şurası ilginç mesela. Gitmiş burada. %1. Estonya, Letonya. Bir tane gelin veya damat işte. Bir tane bozmuş orada. Bu ne bu? Buraya nasıl ulaşmış? Kuzey Rusya mı? Neresi Kuzey? Orası abi. Siberya. Siberya. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi Sibirya'da mesela Yakutistan diye bir bölge var. Ki insanlar zaten soy olarak Türk. Orada çok Türk var. Daha doğrusu olan az insan var. Ama olan insanların önemli kısmı soy olarak Türk. Çok şaşırtmadı orası beni. Ya çünkü edelim. Bunların hepsi belki de Moğolistan taraflarından yayıldılar zaten. Yunan kaç? Oğlum bizde bayağı Yunanlık var galiba. Herkeste bir Yunanlık var. Evet. O zaman Yunan... Onlar bizden bence. Malta tarafında bir şey görüyorum. Malta tarafı bakalım yüzde kaçmış? %7. %7 gayet iddialı. %7 Malta mı? Ya... Ay sesim ha. 1 dakika 18 saniye sürdü, 1 saniye geçti. Oha süre mi tuttunuz? Arthur Kestel'im hoş geldin. Arthur. Geldim. Ha şimdi. Allah'ım ünlü laf da söyledi ki. Evet lan İranlılara benziyor. Ne yapmış benimkiler ya? Ne oluyor böyle? Moğolistan'a çok şaşırdım. Ne alaka? Ya Kore'ye ben şaşırdım. Kore ne alaka abi? Benim anne tarafı Bolu, tamam mı? Şimdi aşçılar gezer biliyorsunuz, iyi aşçıysanız. Belki diyorum o taraflara gittiğinde falan mı oldu benim atalarım? Tabii ki yoğunluk yine aynı Osmanlı. Tamam birazcık geçiyorum şeyler de ona. Zarfımızı vallahi açıyoruz. Ha buradan bakıyorum. Evet. Hayda. Açıyorum izninizle. Ne diyorsun ya? Aa Alper bayağı %9. Aa! Ben Alper Rende'den net bekledim İskoçluk, İrlandalılık ya. Anadolu çıktı. Anadolu, Ermenistan, Mezopotamya %66. 95 Middle. Bu Kuzey Levant neresi demiştiniz siz? Bu Kuzey Levant neresi demiştiniz bana? Biri demişti Arap adası mı? Arap, Mısır, 5. Levant, Ürdün, Irak. Middle East, North. Bu arada ben hiç şaşırtmam. Bende de Alper Rende gibi çıkar. Böyle çıkar büyük ihtimalle. Fikir çıkmış, doğru çıkmış. %95 aslında ya. Tam bir Orta Doğulu. Evet, tam bir Orta Doğulu diyebiliriz. Alper çok dolaşmamış ya. Şu Anadolu civarlarında takılmış. Hiç gitmemiş mi Amerika'ya falan? Falan. Abi bu Alper ne yaptın ya? Asya yok, bir şey yok. Genleri hiç karışmamış Alper'in. İlk burada oluşturulmuş bunun ailesi. %95 buralısın kardeşim. %95 Orta Doğu. Orta Doğulusun bari. %95. O yüzden habire Dubai'ye gidiyor. Özüne doğru gidiyor. Abi çok iyiydi ya. Bir daha. İlk burada oluşturulmuş bunun ailesi. %95 buralısın kardeşim. %95 Orta Doğu. Orta Doğulusun bari. %95. O yüzden habire Dubai'ye gidiyor. Özüne doğru gidiyor yeri. Anladın çekiliyor, çekiliyor anladın mı çocuk? Ben dedim mi böyle %90? Sürekli ulan benim böyle %90. Adam nasıl %95 çıkmış ya net. Oha ben çok en renkli benim şeyde bu şeyde tabloda. Siz full dolaşmışsınız. Ben harbiden. Ve hani şey iç içe geçen kümeler var hani. Böyle bir sürü kesişim noktaları var. Osmanlı toprakları bu arada. Osmanlı haritası gibi. Evet evet Osmanlı haritası yani resmen. Osmanlı haritası bu. Sadece yukarısı yok işte Kırım Mırım yok. Onun dışında bildiğin Osmanlı haritası bu. Osmanlı torunuyum hep söylerim. Gerçekten Osmanlı torunuyum ya. Süper abi. Evet. Bayağı eski insanlığın ilk yerlerinden. Aynen öyle. 22 Northern Levant dediği de Lübnan ve Filistin. Ha? Levant, Northern Levant.
Levent ne dedi? Kelimeyi söyleyeceğim derken ne? Filistin. Yerlerinden. Aynen öyle. 122 Norton Levant dediği de Lübnan ve Filistin. Lübnan ve Filistin'miş. Bir tarafıymış. %22 de gerçekten. İpek yolu Alper. Birazcık o taraflar var. Güzel bence yani. Ya şimdi gideceğiz mi diyeceğiz dedik memleketimize. Afganistan'a bizi şimdi şey yapma ya. Onu silemiyor muyuz? Yok. Abi senin gideceğin yer Mısır, benim... Libya tarafları bu arada. Vay anasını ya. Bu Enes'i ben döveceğim ya. Sen Enes'le çekmişsin. Bana dedi ki bro sen İsveçliymişsin falan dedi. Ben o günden beri 6 aydır her gittiğim yerde biz aslen İsveçliyiz falan dedim. Yemin ederim sana. Şey dedim ya sana az evvel. Ben çıktığım topraklara gideceğim. Halbuki ben içimde... Ben o yüzden İsveç'e gideceğim diye. Ana! Enes Allah belanı versin ya. Şu an senin yüzünden Afganistan'a gidiyorum. Az evvel söz verdik anasını satayım ya. Norton Levant. Gerçekten sinirlenmiş ha. Levant. Ha şurası. Ha. Şuradan. Lübnan. Tamam oradan da aileden gelin alma verme, damat alma olmuş. Suudun Karkasus mu? Karkasus ne? Oradan ha. Da olmuş. E normal abi komşulara gitmiş. Bedouin mi? %1 ama ya. Oğlum %1 Bedouin çıktın Alper. Bedevi oğlum işte. Şurası. Aa, çölde takılıyorlar. Çöle gitsen çok... %1 Bedevi'ymiş. Türk Türk'e benziyor gerçekten Alper. Azerbaycan, İran. Ya şimdi şu Umman'dan bir tane eleman çıkıyor, gidiyor Mısır'a, Libya'ya gidiyor. Oradan bir tanesi çoğalıyor, onlar birleşiyor, onun kuzeni tanışıyor, onun şeyi. En yüksek nereliyim abi bir saniye? Tunus, Libya, Mısır, Irak, Suriye. Şu mavi olan tarafta bir %1 falan şey yok mu? %15-20 bir şeyler. Abi burası %5. Geçiyoruz sıradaki kişiye abi. Ne oluyor ya kanalından Fırat'a. Hadi geçiyoruz. Fırat abiye bakalım. Fırat abi de o da bana böyle daha Balkan gris mris gibi geliyor. Öyle mi? Yoğunluk. Ya Anadolu vibe yok mu? Dur be bence de. Fırat abi de Anadolu vibe'ı var. Gerçi onda bak çekim. Bu bilginin doğruluğunu bilmiyorum. Doğrudur herhalde çok pahalı. Kırgız mı diyorsun? Doğru lan. Ay Fırat abi tipini unutmuşum. Asya tipi var tabii ki. Benim kafa gitmiş arkadaşlar cidden. E tamam doğru çıktı ha, bak. Vallahi doğru çıktı. Şaşırtmadı. Şimdi %78 Anadolu. Suudun Levant'la arası lan. Aynen Kazakistan çıktı bak. E normal aa! Abi. Çekiklik oradan geliyormuş Kazaklar. Kazak boy. Evet. Dur ya. Kazakistan, Kazak dedim. Aha. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan. Oğlum ben her zaman söylerim. Ben insanın göz bebeğine baktığım zaman... Ben acıkınca benim kafa gidiyor ya. Çok konuşunca da kafam gidiyor. Şu an yine gidik. Dün ben neler yaptım kafam gidik. Dün ben iş yerinde cama tosladım. Onu anlattım mı? Ve camı gördüğüm halde. Dün yine açtım tamam mı? İş yerinde de şöyle. Şöyle komple bir cam var. Camın ortasında kapı var. Kapı da cam. Kapıdan geçeceğim. Görüyorum camı biliyorum. Kapıdan geçerken böyle normalde bu kapı uzunluğu diyelim ki kapı genişliği bu kadar böyle geçersin değil mi? Ben şöyleydim yani sağ omzumla cama tosladım anladın mı? Vücudumun uzuvlarının yeterliliğine alana girecek kadar ayarlayamamışım. Kopya şöyle omzumla bir girdim. Tüm cam bir sallandı var ya az kalsın gerçekten kırılacaktı. O kadar güçlü girmişim ki. Neyse işte dedim ki vücut koordinasyonumu kaybettim ya bana ne oldu dedim. Öyle birazcık aç kaldıktan sonra böyle şeyler oluyor. Evet. Şunu yani Kazakistan dedim. Kazakistan çıktı. Kırgız mı diyorsun? Olabilir. Çekik gözlük var. Nereliymiş bakayım? Nereliymiş benim güzelim? Aa! Grönlandlı çıktı lan. Oğlum asıl Viking bu. Nasıl ya? Aa, maşallah. Orası abi %1, %1. O da bir böyle böyle gidip bir gelmiş. Oğlum burası çok uzak lan. Buraya nasıl gitmiş Fırat abi? Ben olayı anlamamışım değil mi? Fırat abi buraya nasıl gitmiş? Bir daha orası. Hadi bir coğrafya quiz yapalım. Abi ay işte kalan üstü olduk. Fırat Amerika'yı fethetmiş. Ne oluyor? Ne oldu? Grönland. Ne oldu ya? Eskimo muyum lan ben? Demek Eskimo'lar Türkmüş. Grönlandlıyım. Nasıl olabilir abi böyle bir şey? Bir dakika. Inuit mi? %1'den küçük olan şeyi şu an kabullendi farkındaysanız. Inuit. Yiğit hoş geldin. Nasıl olmuş bu?
Kime soracağımı bilmiyorum şu an. Ben de aileden kime soracağım? Ben de İnuit neresiymiş abi? Nereli Fırat abi şeydi Türkiye'de yani. Sallıyorum Tokatlı ya. Buzul'dan o Tokat'a mesela nasıl bir yol gidildi yani ve araba falan da yoktu o zamanlar. Yürüdünüz mü yani? Çok da zor çünkü deniz. Ya demişler ki çok soğuk. Gidelim buradan. Var arada ya. Okyanus çok büyük okyanuslar var yani. Eski mi oğlum adam? Bering Boğazı'nın öbür tarafı. Eskimoların da Türk olduğuna dair tezler var. Bering Boğazı'ndan oraya geçiyor diye. Dedeleri onun yürüyerek geçmiş. Bering Boğazı kışın kuzey yarımküre buz tutuyor. Yürüyerek geçilebiliyor. Aa, çok mantıklı bir şey anlatıyor şu an. Uras abi gerçekten. Abi mi deseydi demese miydi bilemedim. Uras aslında Bey. Aslında iyi video da. Götümüz donar herhalde. En üstten gidiyorum abi. %78 Orta Doğu ve Kuzey Afrika. Bunun %73'ü Anadolu, Ermenistan, Mezopotamya. Fırat İzmirli diye biliyorum ben bu arada. Onda da Yunanistan ve Balkanlar var. Gerçek anlamda böyle Orta Doğu ve Türklerle yapmışsın bu testi abi. Biz gerçekten hep buradaymışız. Evet, ha var mı? Evet. Türk olan herkes buralardan geçmiştir gibi bir dümdüz Türk. Alper gibi. Ama Alper'de bir skill yok, Grönland skill yok. Ne oluyor ya da var. Ben çok şaşırdım. Bence benimkinin yani şu mor olan bölüm absürt bir şey yani. Ne alakalı buraya nasıl gidip birisi evlenmiş? Mana. Belki keşif meşif yapıyor. Evet, belki kim bilir ataların keşifçi. Kim bilir kim fiili reis mi artık nedir? Hoşuna gitti. Ya ben %78 Anadolu çocuğu çıktım işte. Evet, düşündüğüm gibi çıktı. Anadolu çocuğu diye. Ama şaşırtan benim birazcık yani şey olmam. Ne olmam? Grönlandlı olmam. Hemen Ceyda Kasabalı abi geçiyoruz. Bak bunu da tutturursam. Bir dahaki DNA testini vallahi sana geleceğiz ha. Abi ya hallederiz diyorum ya şey değil ya. Alper'in de çok uykusuz mu gelmiş buraya? Yorgun gibi değil mi birazcık? Böyle bir çok duran ve ciddi konuşuyor sanki ya. Tamam hallederiz ya. Ben hiç böyle şey. Huy karakter analiz. Yorgun. Espri seviyeleri. Oradan buzul. Soğuk espri. Kuzey olabilir. Yani kuzey şey olarak espri şeyinden değil de kuzey sanki kadını şeyi var gibi. Ana bakın dediklerim çıktı işte. Çüş Ceyda. Biz Orkun'la kardeşiz. Çocuğu salsana abla. Evet bu arada. Birebir Orkun'la kardeşiz. Akraba çıktılar. Bu Orkun'un ki olmasın oğlum. O yüzden kendisini çok sevdiğimi şu an. Gerçekten enteresan bir abla sonuç. Avrupalı çıktı. Aa bunun Türkiye'yle alakası yok ayol. Abla Orta Doğu'yu görmemiş. Helal olsun. Abla mı? Baba ben gidiyorum. Selam, artık bu işi yapacağım anasını satayım. Ben bak vallahi fal mal verin bakayım şu an. Hani inanılmaz kalp gözüm, üçüncü gözüm, dördüncü hepsi açık anasını satayım. Kuzey dedin Alper Rende. İsveç, Danimarka, İsveç, İzlanda anasını satayım. Yemin ederim insan kurgu zanneder bunu. Abi nasıl sakin olayım ben. Yani biraz daha devam edersek hani. Ben anladım ya yorgun değil baksana. Hareketli hali bile yorgun gibi. Alper Rende'nin şu anki vibe'ı ne biliyor musun? Sanki sabah denize girersin. Böyle arkadaşların tatile gitmişsindir. Kaştasın tamam mı? Denize girmişsin, çıkmışsın. Aslında yorgun değilsin de o güneş yanığından dolayı hafif böyle yorgun bir vibe'ı vardır yüzünde. O var. Seçilmiş kişi olduğumu tamam, düşünmeye başlayacağım. Nasıl sakin olabilirim ya? Oo. Ceyda hiç Türk değil. Ceyda sıfır abi. %0. Ceyda hiç Türk değil. Polonyalı. Cidden. İtalyalı. Malta. Abi bu kadar olur mu? Bu normal bir şey mi? Oturur musun? Sen fazla gaza geldin bir dur. Bir saniye bak. İsveçli arkadaşım. Bir saniye. Şey, herkesin burada. Aa. Senin dediğin doğru çıktı. Benim dediğim doğru çıktı. Balkanlardan göçmüşler. %43. Slav, bak ben dedim ama. Slav. Oğlum hiç Türklük yok bak. O garip ama cidden. Var var bizde var öyle şey. Bak %43 Balkansın. %24 İtalya. %6 Malta. Oo Viking kanı var sende yavrum. Söyleyeceğim gerçekten öyle. %2 İskandinav. %2 çok az bir şey be. Olsun. Şu yani kadar da olsa var. Ya 2 sezon Vikingsiz de sen %2 çıkar zaten. Öyle bir şey yani. West Slavic var %13. Hani bak burası bayağı Polonya. Var ha. Polonya. Ben neymişim be? İtalyan çıktı Ceyda'da. Hemşerim çıktı. Biz Ceyda ile tip olarak benziyoruz. Andırıyoruz böyle bir göz şey olarak evet, falan. Çok onda da var İtalyan vibe. İskandinav %2 varmış. Oraya biraz uğramışlar. Aynen. Ama Polonya tarafları daha yüksek abi. Tamam birazcık hızlı mı ilerlesin? Bir belgesel izlemiştim. Güzergah tam o bak Polonya'dan, Slovakya'dan falan da geçiyor. Evet, oradan Romanya tarafı. Evet evet. %1 geçerken de boş durmamışlar ama. Bile çıkmadı ya. Ne çıkmadı? Kız Orta Doğu hiçbir şey yok. Şak diye kesilmiş. Beylikdüzü'nden kesilmiş bak.
Evet, Gürcistan bence göçmen bu. Gürcistan bir garip olmuş ama. Sizin ailesi göçmendir. Ceyda Bulgar. Vlog ne ya? Öyle bir vlog mu var? Komple mix olmuş, anladın mı? Birisi komple Türk, birisi komple yabancı. Çocukları böyle bütün dünyaya yayılacak. Ama belki de bu yüzden yanlışıyor. Evet. Sen Viking, ben Grönland. Oradan şey Grönland'da da Vikingler vardı. Evet. Kapışıyorlardı arada ama beraber İngiltere'ye girişiyorduk. O dönemler, dedelerimiz. Şeylerdi. Öyle düşün. Tarih. Beraber gidiyorduk. Ya. Aa, Jurox Paris'te vlog mu çekmiş? Jurox Paris'te mi ki? Abi öyle bir şaka yapmam. Siz de abartmayın lütfen ya. Allah Allah. İzleyeyim Paris'e gittiyse izleyeyim. Bakayım ne kadarmış fiyatlar. Yağmaya. Bunları hep gördük. Jurox değil, Jurex. Tamam. Biz ileride gördük. Yağmaya gidiyorduk. Uras benli oldu. Uras abiye geçeceğiz. Uras abiden beklentin nedir? Uras abiden bekliyorum. Uras abi hiç bilmiyorum. Uras abi Asya olabilir mi? Gözleri biraz çekik. Tam Anadolu ya. Ben izlemedim vlog. Allah evet. Allah. Ben de izlemek istiyorum Paris. Oha. Bana abi pasaport vermeleri lazım. Uras abi bir yerli değilmiş ya. Uras abi... Aaa Balkan. Full Balkan. %87 Yunanistan, cidden vize oturma izni vermeleri lazım. %87 Yunanistan daha hiç çıkmadı. Başka da hiçbir şey yok. Has Balkanlı. %100 Avrupalı abi. Ne diyorsun ya? Uras abi, vay arkadaş. Ya %87 Yunan. Nasıl ya? %100 Avrupa. Uras abi. Orta Doğu ya, Türk ya. Aha. Oha. %100. İlk defa çıktı bu. Nasıl olabilir? Evet, benden daha Avrupalı. %100 ama Avrupa. Birazcık daha acık da buraya kaymış böyle Indiana. Nereli? Alakasız bir detay söyleyeceğim ama Ceyda'nın şeyi, ceketi sanki böyle klasik giyilebilecek bir şey, yani giyilecekmiş bir şey gibi. Konuşamadım. Reebok markası. Nasıl okunuyor bilmiyorum da Reebok işte. Spor ya hani Uras normalde, biliyor musunuz? Spor göçmen demek ya. Onlarda. Çünkü bak göçmenlerde hep aynı şey oluyor abi. Evet, çünkü İtalya, Macaristan ve Bulgaristan tarafını işaretliyor. Herkes de aynı. Nasıl ya? Ay, anlamadıysanız, anlamadıysanız sorunu kendiniz arayın. Bana niye soru işareti atıyorsunuz? Modacılığa soyundum. Biraz var. Yunanistan ve Balkanlar %87. Adam baya gerçekten Türkiye'yi sekmeden sol üst taraflarda. Peki Türkiye'ye ne ara gelmiş? Şurada bak, Edirne'li olabilir bak. Şurada hafif bir birleşim yeri var. Edirne'nin en uç sınır kapısının kapsıyor orası olabilir. İtalya'da var. İtalya'da %5. Vay be. %100 Avrupalı çıktı adam. %80 Yunan çıktı. İtalyan çıktı. Abi sen Yunan mısın? Vay be, oha. Oğlum çok şaşırdım. Bir Konyalılık nasıl olmaz oğlum? Biz yüzyıllarca yıl Konya'da yaşamışız. Ben millete diyordum. Demek ben ki bu abi çok eski. Yüzyıllar öncesine dayanıyor. Adam... Dedesi Konya diyorsa öyle bir gariplik var. Konyalıyım diyordum, demeyeyim o zaman. Birbirleri hep ortak çevreden ilişkiler geçirmiş bütün sülalesinde galiba. Hep böyle net olmuşlar, anladın mı? Hiç başka bir deneyim yok. %5 İtalyan, %7 Maygar. Ben Orkun'dan daha fazla değilimdir diye düşünmüştüm. Ya ben tam bir evladı Fatiha'nım oğlum. Müthiş. Çok beğendim ama önemli soru. Oğlum ben niye 1.71'im? Aynen ha. Balkanlardakiler uzun boylu olur. Kızları da çok uzundur Balkanların. Öyle bir bilgi var. Nasıl buradan 1.71 adam çıkar? Evet. Bosna Hersek oğlum, bunların boy ortalaması 1.90 ya. Evet evet. Kısa adam diyorlar 1.87. Ben Konya'ya yoruyordum. Evet, son olarak Enes Batur'un nerede olduğuna... Aaa! Nerelisin lan? Enes nereli? Allah! Ben dedim benim. Hazır olduğunda açabilirsin. Yoksa bir Latino mu? İspanyol muymuş? Hiçbir bok yok. 75 Orta Doğulusun abi. Orta Doğu mu? Ben bayağı da almışım. Bak bak bak. İtalya'da var bak, İtalya. Enes'te... %12-13 civarında bir kırgızlık var. Yine İran, Türkiye oralarda yine varız tabii, %66. Yok. Yani
Evet. E niye ama öyle olsun yaptılar? Hiç orası yok ki. Ha birazcık kırmızılık yüzde kaç ki abi? Okuyamıyorum da yazılar çok küçük. Niye öyle giriş introsu yapmışlar? Ben de Arjantin falan çıktı zannettim. Üzüldün, ne oldu oğlum? Yok zaten Enes'i ben hiçbir zaman anlayamadım. Kardeşim ya, akraba çıktık gene. Ha. Sefardik Ceviş %1. Lübnan %6. Anadolu %61. Yunanistan %9. İtalya %6. Finlandiya %4. Ama o Enes'e de değişik bir şeyler vardı. Finlandiya falan var. Var var. Yine Orta Asya ve Kuzey Afrika'mız %75. Ya bak Europe geldi. Oradan %9 Enes'te de var. Yine şey Yunanistan ve Balkanlar. %6 İtalyanlık var. Baltık'tan %5 gelmiş. Aa Finlandiya var %4. Bak, bu enteresan. Evet. Anadolu, Adana. Ama anne tarafı galiba bir kacamak yapmış. Yunanistan, kaçamak yapmış. İtalyan, İspanya. Oğlum Litvanya, Letonya. Ne burası? Ne üretiliyor burada? Çok karışık. Nasıl ya? %75 mi doğrusu? Ya orası ayrı. Şimdi %75 buralı, okey. Cool Lime içiyorum Furkan. %6 North and Leven. Tamam, okey. Zaten burada olanlar hep orada oluyor. %5 Baltık var. Bak %5 az değil bu arada. %5 yani Baltık. Bu da Viking. Şu ilginç. Evet, buraya %1'den küçük demiş ama. Kuzey, Doğu, Sibirya ilginç. Yani küçük az var demiş. Biraz da %6'da Osmanlı İtalya. Osmanlı oraları da almıştı ya, oradan kalmıştır o da. Yani evet. Biri biriyle akraba çıkacak. İsim spoiler vermiyorum ama. Bu videoda mı? Allah hadi bakalım. Ne yorum yapabileceğimi bilmiyorum hadi mesela bakayım. Şu anda. Bütün yorumları diğer influencerlara yaptım. Şu an şey kalmadı. Yani herhangi bir yorum kalmadı. Ama ilginçtir mesela. Herkes de Yunanlar falan farklı çıkarken nesi az. Ama gene de var hepimizde. Hepimizde var yani. Azıcık da olsa. Bende de var yani. Kimle yani kim akraba çıkabilir? Şeyda ile Enes Batur. Şeyda Erdoğan'la Enes Batur akraba diyorum. Hadi bakalım. Şimdi bilmiş olacağım. İzledi yazacaksınız. Hiç izlemedim. Bu bayağı tartışılan bir konu dünya tarihinde. Şimdiki Yunanistan'ın Türk olduğuna dair. Anlatabiliyor muyum? Yani normalde basite gitseydim abi. İşte Orkun'la Uras, Uras'la Ceyda falan derdim ama Seyf'e gitmedim. Riskli bir eşleşme yaptım, match yaptım. Göçlerle. Yani bunlar Sokrates'in birebir torunları değil denilen bir tez var. Oradan herhalde biz. Finlandiya, Estonya ile bir karışmış. Sonra oradan uçakla seyahat etmişler çünkü yol üstünde hiçbir yer yok. Video bitmedi, önemli bir yeri varmış, oradayız şu an. Şurada ne alaka bilmiyorum, bunlar kafayı yemiş. Neden dedim, burada neden yaşar... Enes'te Şeyda dedim? Çünkü Şeyda'da da aynısı vardı, burası vardı, Enes'te de var. Yani burası aynı olan bir yer çünkü burada insan az yaşıyordur yani. Burası aynısı da bir akrabalık vardır diye düşünün bakalım. Sen niye Anadolu'ya geldin? Sık. Kavimler göçü olabilir mi acaba? Olabilir. Kavimler göçünde gelmiş bunlardan. Ben bundan çok mutluyum. Evet. Şimdi buradan çıkmayacağız. Bir de sizin kuzenlere bakın. Ben Antalya'lıyım. Dur. Benim kuzenleri bir göreyim Vikingler. Bakayım ben de. Bir açıyormuş orada. Lagerta çıkıyordu değil mi? İgnubuluk diye bir adam çıkıyor. Elinde balık tutmuş böyle buzullardan. Ana isim çıktı burada. Aa, bu çok iyi bir testmiş. Ben de yaptıracağım. Ayça Mazman. Üçüncü dereceden kuzeni, beşinci dereceden kuzeni. Mr. Gerili Fesler. Mehmet Emin Demir. Lincoln Family Tree. Wow. Oo, bu test çok iyi abi. Hadi sponsor olalım. Tüm katman ekibine bu testi yapalım. Ben de YouTube'a atayım. Okuyayım mı? Bir dakika, benim bunlar. Ha, senin mi? Ayça Mazman. Nereli bu arkadaş? Üçüncü dereceden beraber. Kendisi tamam. Yazdıysa aşağısında gözüküyor abi. Büyük ihtimalle yazmamış. Üçüncü veya beşinci dereceden kuzenimmiş. İyi, yakın aslında. Emrah Karakaya kim? Emrah Karakaya! Kimsin sen? Üçüncü dereceden kuzenim olabilir misin? Evet. Selma Letem gibi bir şey. Bir şey söyleyeyim mi? Birinci dereceden kuzenin abi. Oha! Birinci dereceden kuzenini bulduk. Birinci dereceden... Instagram'dan eklerim. Ben daha önce şeyi bile ekledim. Biz sonra silmiştik galiba da hatırlamıyorum. Bizim okulda bir tane daha Nesrin Öztürk var dedi bana öğrenci işleri. Gittim İstanbul Üniversitesi'nde okuyan Nesrin Öztürk'ü bulup ekleyip bir de DM atmıştım kıza. Kız korkmuş, şaşırmış, fake hesabı zannetmiş. Ben de ki ben fake değilim, ben kendimim. Ondan sonra konuşmuştuk biraz DM'den, sonra öyle kaldı. Ya böyle salak salak şeyleri yapmayı severim yani. Başkası çok da yapmaz herhalde. Ben kuzenim. Gerçekten ben iletişime geçeceğim. Tamam. Bu videonun devamını merak etmek
isteyenler ne diyorum ya? Bu videonun merak etmek isteyenler. İlk önce bir istesinler. Sonra yeterli merak ettikten sonra benim kanalıma girip bu kuzenim Selma ile tanıştığım videoyu bulabilirler. Bak gerçekten bunun peşine düşeceğim. Selma var mı birinci derecen başka? Abi yok sorun. Oğlum birinci dereceden kuzen demek direkt kuzenin demek değil mi aslında? Üç de olur, üç de olur. Naval Al-Savaf. Boş ver onu. Özgür Altan var mesela. Yavor Nemçor muyum? Nemçov muymuş benim akrabam. İkinci veya dördüncü dereceden kuzen burada. İkinci dereceden kuzen demek aslında bayağı yakın demek. Oğlum teyze kızı gibi bir şey. Evet. Recep'le neyimiz tutuşmuş? Hayır oğlum bir dakika, birinci dereceden neymiş? Kuzen, teyze kızı birinci derecedendir. Amca kızı, amca oğlu birinci derecedendir. İkinci derecedense kuzenlerin çocuğu değil mi yani atıyorum. Benim kuzenim var chatte Ali Çağan. Ali Çağan'ın çocuğuyla benim çocuğum ikinci dereceden kuzen oluyor. Demek değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Birinci derece en yüksek tabii. En yakın demek bir yakın olarak. Bence öyle. Hemşin diyor oğlum bu şey. Hayır hemşin şey. Kare. Amcam birinci derece, kuzenin ikinci derece. Tamam ben ne istiyorum? Ben Ali Çağan'la birinci dereceden kuzenim, amcamın oğlu kendisi. Ali Çağan'la ben birinci dereceden kuzenim, Ali Çağan'ın çocuğu benim ikinci derece kuzenim. Anladım. Anladım. Kuzenimin çocuğu ikinci derece, kuzenimin torunu üçüncü derece, kuzenimin torununun çocuğu dördüncü derece. Okey. Karadeniz? Evet. Kaçkarların orası? Oğlum yine Karadeniz'de çıktı mı ben oğlum bir yerden? Bana DNA'sı paternal Abu Hemşin, not provenient, DNA, NNA bir şey yazmıyor. En çok benzeyen dayılardan bir tanesinin ailesi Hemşinliymiş. Oğlum benim Viking şeyine biz Hemşin'e gittik ya. Biliyordum ben, var benim içimde. Böyle soyadı önemli, Bill Gates'in böyle bir yakınından. Oğlum soyadı Karadağ. Belki mafyatik bir kuzenim de olabilir. Bilmem ne oğulları falan onu arıyorum. Ben senin kuzenimdim derim görürsem. Yok kanka. Kuzenlerim var ama kimler akraba çıkacak çok merak bence. Ediyorum ya. Bilseler YouTube'un 15 milyon abonesi olan bir kuzenimiz var yazarlardı. Ha, bu siteden bakın. Biz de ekleyelim. Enes Batur Sungur Tekin. Meral'cim izliyorsan yorumlara. Rüya. İzliyorsan yorumlara. İmirzalıoğlu. Aa rüyaya bak sen. İmirzalıoğlu. Oğlu var sizin akrabalarınızda bak. Rüya ile akrabalarınızın soyadlarında İmirzalıoğlu var. Kenan Bey bir video çekemez miyiz? Mirzalıoğlu da var. Bu arada bunlar bence Türkiye'den arkadaşlar bunlar. Alper Rende var. Nerede? Alper Rende ile Fırat Albayrak mı? Ananı satayım. Ne diyorsun ya? Ama şaşırdım. Alper! Ne diyorsun ya? Kaçıncı derece? Dördüncü dereceden kuzenim miymiş benim Fırat Albayrak? Fırat Albayrak'la abi. Bayağı akrabasınız. Abi. Diğeri de Fırat Apaydın. Yani gidip sarılacağım ben ya. İnanamıyorum. Alper ne alaka ya? Aa kardeşim akraba. Alper bunu gördü mü? Yok daha gelmedi. Bu hafta gösterirsin bak bakalım orada kim var diye. Peki şey bizim haritamız benziyor muydu? Bakıyorum benziyordu. Vay abim da, benim ya. Ortadoğu Türk sen de aynı şekilde abi. Ben yok hep oldum olası hep çok sevmişimdir. Fırat abi. Kan çekiyor. Kan çekiyormuş evet. Meğer. Vay be çok şaşırdım ve sevindim. Çünkü Enes'le de akraba çıkabilirdik. Adamir. Adams. Üçüncü dereceden çıktı. Aha Adamir. Bunu ben ekleyeyim Instagram'da. Eliska, Slavka. Bak. Bilmem ne. Evet sen ama o taraflardan İvanova. Yani. İvanova. Bir dakika yavaş ya. Ya tamam biz bunu evde bakacağız. Seninkini 8 saat inceledik. Benim bir tane kuzenim var. Tamam. Tamam bak kuzenlerine tamam. Bu nedir abi? Ben bakıyorum Orkun benim kuzenim. Ben inandım buna şimdi. Buradan çıkacak. Ama artık kaç sayfa gideyim? Olmaz. Aratma vardır aşkım. Ne aratma? İsim aratıyor. Işıtmak kuzenim mi? Aşkım tabii ki de. Abi teknolojiden bu kadar uzak bir insan olamaz. Bak dalga geçtiği şey orada kapak gibi duruyor. Ceyda. Ceyda ile biz birbirimizin aynısıyız aslında. Bana da sürekli böyle bu kadar teknolojiden uzak bir insan olamaz yapıyorlar ya. Yakın arkadaşlarım da yapıyor. Ne aratıyor? İsim aratıyor. Ben de böyleyim hep. Aşkım tabii ki de. Abi teknolojiden bu kadar uzak bir insan olamaz. Bak dalga geçtiği şey orada kapak gibi duruyor. Ne yazayım? Orkun yazayım. Orkun yaz. Bakayım kuzenim mi diyeyim. Aynı çıktı şeyimiz. İtalya'dan benim halamın. Yok. Değil. Orkun yok. Ne olur ne olmaz sen Fırat'ta yaz da.
çıkmayalım bir akraba falan. Nasıl akraba çıkalım ya şu şey? Yok abi. Tamam yok. Başka şey yaz. Kylie Jenner. Ne yapacaksın Kylie Jenner'ı? Mr. Abdullah Abdurrahman Alkuhali. Abi üçüncü dereceden kuzen olabiliriz. Abi. Haberin olsun. Bir kol mu yani? Varsa petrol metrol işi bir ortak girebiliriz. Evet buradan çok fazla... Okey benim öyle çok şeyim çıkmadı. Gene yalnızlığa mahkum. Bu kişiler arasında en çok şaşırtan kim oldu? Kesinlikle Uras abi. Hep aynı yerde takılmışlar. Takdir ettim yani Uras abiyi. Ben de şaşırdım. Takdir mi ettin? Yani tebrik de olabilir, tefkiş de olabilir. Olur. Bu da Alp dayıyla mamiko bizi. Ama seviyorum yani burası abi. Yani Avrupa'dan biz sokaktan 100 kişi çevirip getirsek hiçbiri %100 Avrupa. Abi hala bu videodayız. Ne yapayım? Uzun sürdü, eğlendik. Aralara başka şeyler anlattım. Sürünce sürüyor kankim. Güzeldi. Abi bu testin markası, cismi, ismi nerede? Burak Tatlıcı değil. Ama hangi testi yaptık? Albüm Hockey with Slane. Kanki bir şey demedim biliyorum öylesine diyorum zaten. Ben bu testi istiyorum ya, nerede bu test? Ben akrabalarımı görmek istiyorum. Eklerim onları. Başta adını söylüyor muydu? Family Tree mi? Test. Ama bu o test mi? Bak evimiz bir dünya test var. Ben bunu istiyorum, akrabaları da göstersin. 350 euro mu? Hani 150 dolardı? Family Tree DNA. Ama bunlar bizim datalarımızı bir yerde biriktirip sonra başımıza iş açmasınlar. Abi yok İngilizce. Ha. Paternal Ancestry falan diyormuş. 120 dolar. Ha, family alalım. 80 dolar ucuzmuş bu. Aa bir dakika. Family and Wellness hepsi olsun 160 dolar olsun. Explore Your Heritage. Senin haritanı diyor materyal çizginde açıklar. İletişim kurarsın ile senin senin mtDNA database'inle connectlersin diyor. Bu onların yaptığı bence. Bak hepsi çıkar diyor. DNA yolculuğuna diyor, hadi diyor başlayalım diyor, zıplayalım diyor. Shop diyelim, indirim var mı 10 kişi alınca? Single bundles, bundles çok mu demek? Family. Ama biz bir aileyiz sonuçta. Kaç tane test varmış? Family Finder artı Y111 Metaful Sequence. Bundle çok değil ki, 111 tane değil yani herhalde. Kan falan değil Duckwack'cığım. Aynı Corolla testi gibi, böyle Corolla testi gibi de değil ya. Bir tane çubuk yolluyorlar, tükrüğünü dolaştırıyorsun yolluyorsun. Kan falan hayatta vermem ha, korkarım. Şaka mı bu? 111 mi? Bu kaç tane peki? Burada yazmıyor da neyse yani. Bunda da 37 tane mi? Bu testin adıymış. Allah sizi ne yapmasın? Y111'miş ya. Ben bunu tek 111 zannettim. Chat de beni kandırıyor. Zaten anlamıştım öyle olmadığını. Abi bundle toplu demek de kaç adet söylesen de alsak belki alacağız. Family Finder My DNA, Family Finder, Maternal, Paternal. Biz hangisini alacağız? 160 dolarla alacaktık biz. Order now. Lan korktum bir an, sipariş oluşturuldu zannettim. O kadar hızlı geldi ki tik. Ödüm koptu. Dedim ki kartım girili miydi lan dedim. Sepete ekledi, anladım kart yazdı. Ya abi cidden indirim yok mu ya? Keşke ben bunu otomatik çeviri yapsaydım. Dur bakayım otomatik çeviri yapalım. Heh, Türkçe.
Baba soy, aile soy, aile ataları sağlık, anne soy. Kaç hafta diyor? 4 ila 8 hafta içinde alın diyor. Mağazaya girelim. Ha, şimdi anlarız. 111 kısa tandem tekrar STL'ler inceler. Paketler. Tamam, çıkacağım birazdan buradan. Hemen bakayım. Abi bunlar aile bulucu. Ha, şimdi anladım. Bu aile paketi değil. Ben ne zannediyorum biliyor musun? Mesela bu tek test, bu 4 kişilik. Anne baba kardeşi de var. Bu aile bulucu testi. Bu bizim istediğimiz 189... 229 dolar erkek veya kadın. Anladım şimdi. Bunu da sipariş verebiliriz. Tamam ya, ortalama 1500 dolar. Çok pahalı ya. Çıkıyor. Çıkıyor. Bu arada abonelik falan hiç okumadım. Onlara bakayım. Kusura bakmayın. Takip edenlere de çok çok teşekkür ediyorum. Abonelikleri okuyacağım hızlıca. Çok yok zaten. Günakres 13. ayın yeğenim selam demiş. Günakres teşekkür ederim. Hoş geldin. Winzik Coco 1 Prime'de ilk defa abone olmuş. 12 dakika önce. Winzik Coco 1. Sen de hoş geldin. Togi 7. ayın yeğenimmişti. Luis Alfonso de Juan 12. ayın yeğenimmişti. İsmini okumayı çok seviyorum. Luis Alfonso de Juan. 12. ayın kutlu olsun. Unicron 5. ayın yeğenimmiş. Minik 14. ayın yeğenimmiş. Minik Yuh. Bu kadar. Diğer herkesi okumuştum. Ha bu arada Padavan'a, Polen'e abonelik hediye etmiş. Padavan'a çok çok teşekkür ediyorum. Kendi 13. ayını yenilemiş. Ukiberk 19, Zafer ilk defa abone olmuş. Bu kadar da abonelikler. Bu arada Offstream, Ulula, Lume 7. ayını yenilemiş. Offstream bir şekilde, onu da teşekkür ediyorum. Clintix de Prime'de ilk defa abone olmuş. Bu kadardı. Takip edenlere de teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Düşünsene Nesrin, annesine babasına kardeşine de DNA testi yaptırıyor ve hepsi doğal olarak aynı geliyor. Ne koparım ya. Ya gerizekalı mısın Zeytin? Niye öyle bir şey yapayım? Facebook'ta soyadı Öztürk olanların hepsini ekle, aradan çıkar birkaç kişi hem de